Merhaba canlar, ben Dira. Yeni bir Resident Evil The Dark Side Chronicles bölümünden hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Game of Oblivion senaryomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi ilk önce Memories of a Lost City senaryosunu bitirmiştik. Sonrasında Operation Heavier'ın bir kısmı açılmıştı fakat sonrasında yine bizi başka senaryoya yönlendirmişti. Şimdi bu Game of Oblivion bir de söyleyebilsem senaryosunun İkinci kısmına başlayalım. Silahlarımız böyle kalsın. Zaten oyun içinden değiştirebiliyoruz. Şimdi bakalım. Burada Alfred'le karşılaşacağız. Mansiyona gireceğiz. Bakalım burada olaylar nasıl işlenmiş. That woman. I wonder where she went. I won't be surprised if we find her dead body. Silah alayım. Let's go straight. Ay ben taramalıyı sıkıyormuşum. Ateş ediyorum da bir yok ayarlandım. Önüme gelenlere bulayım. Güzel altını aldık. I wonder what this building is for. Here comes the welcoming party. İyi girdik mansiyona güzel. Yukarıdan ceset mi düştü? Harbiden ceset düşmüş lan. Abi zombiler saniyeler içerisinde uyanma yeteneğine sahip. Boğulgan bulduk güzel. Mermi seçeneği olarak elimizde bulunsun da sıkışınca kullanırız. Pek tercihim olmaz ama mermisiz kalınca kullanırız. Dark Side Chronicles'ta bu silahları oyun içinde değiştirebilme özelliği çok güzel olmuş bu arada. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Umbrella Chronicles'ta değiştiremiyorduk. Dolayısıyla boss'ta mermimiz bitti mi babalara gelmiş oluyorduk yani kelimenin tam anlamıyla. Burada öyle değil neyse ki. Silahı değiştirip diğer silahlarda mermi varsa onları kullanabiliyoruz. Ne olmuş bakayım. Alexia'nın güzel bir tablosu. Yani evet. Ne kadar güzel. Alexia Ashford. Wait. She was part of the Ashford family? It says here she died in 1983. That's 15 years ago. You said Alfred was the only surviving family member, right? Aynen. Bomba var lan orada. Feels like we're walking into a trap. I can't believe we're following the singing voice of a dead woman. Singing dead woman. Keşke o kadar basit olsa. Sadece şarkı söylüyor olsa keşke. I guess no one's here.
antique music box. What's it doing here? Çaylar sıcak bu arada. Something's not right about. Belgemizi alalım. Belgeler önemli. Lütfen. That's her again. Wait, that boy. Is that Alfred? Is that her brother? What are they doing? I think we've seen enough to know that this isn't a good idea. Yeah, I think it's time to go. Tamam, ben bu tabloları düşürmüştüm değil mi? Geri yerine yerleştirmiştim. Neyse, benim de işime gelir. Coin verdi orada. Silahlarımı upgrade ederim. Burada bir yerde Alfred'le karşılaşmamız lazım. Acaba nerede? Burada bir yerde geliyordu. Bize tüfekle falan sıkıyordu hatta, manyak herif. Heh, aynen şu anda. I am Alfred Ashford, son of Alexander Ashford. That's him. Why have you come to disturb us? Was it you? Was it you who spread that wretched virus across my island? That's got nothing to do with us. Look, we all need to get out of here right now, okay? Fool. She has only just now returned to me. Ulan oğlum, arkana bak be. Why would I want to leave? Konuşma yaparken düşecekti merdivenlerden. She always did enjoy playing games. And she has come up with the most splendid game for us to play. Games. If you survive our challenge, I will personally present you with a getaway plane as your prize. Ready? Let the game begin. Ege'ye gitti lan. Ulan kaçtı be. Tam güzelce ateş ediyorduk. Bu zombiler niye Alfred'e ısırmadı bu arada? Soruyorum yani. Niye bizi özellikle? Bu Alfred'in saçma sapan challenge şeyi vardı. Ben umarım yanlış hatırlıyorumdur. Saçma sapan bir kısmı vardı bu senaryonun. I know. But I don't think we have much choice here.
Ama çok da hatırlamıyorum nasıl bir oynanışı vardı. Ama biraz sinir bozucu olduğu bayağı aklımda kaldı. Bakalım neyse göreceğiz. It's one or the other. All right. Let's get this over with. Now you're talking. I'm no rat, and I'm gonna make that very clear to him. Ulan bir şey vardı orada alamadım. Oh, Hunter da geliyor. Lan onları. Claire harbiden boşa çıkıyor bu arada. Ulan ne ölmez zombiymiş be. Vay helal Claire. Bıçak attı zombiye. Güzel bu kısım burada bitti. A almışız tertemiz. Hemen şuradan bir customize yapabiliyor muyuz? Bir bakalım. O kadar coin topluyoruz. Shotgun bakayım. Kapasite arttırılıyormuş. Arttıralım. Bu sayede daha az yüklememiz gerekir. Başka bir şey yaptırılmıyor. Chronicles deyip devam edelim. Game of Oblivion senaryosunun 3. kısmı. Careful. They could be hiding anywhere. İyi tesise gelmişiz. Şunları yamultayım da bari. Coin ver. Azıcık veriyor gerçi. Silahları o kadar upgrade edemiyor. Shotgun mermisinin kapasitesi artmış ama güzel. Biraz daha iyi olur herhalde. Bir de uyuz uyuz hareket etmeseler. Otumuzu alalım. Yeah, I thought so.
Senaryonun bu kısımlarından sonra aslında Wesker'ın bol bol yer alması gerekiyor bence bu arada. Hani Code Veronica X'i biliyorsunuz sık sık Wesker gözüküyordu. Ama bu oyunda öyle yapmamışlar. Herhalde Umbrella Chronicles'da bol bol koydular ya. Şey demişler, millet özlesin biraz Wesker'ı. Katılmıyorum bu düşünceye tabi de. Yani saçma bir iş. Herhalde öyle düşünmüşler ama. Abi bir tane Resident Evil oyununa da örümcek koymayın lütfen ya. Örümcek fobisi olan insanları düşünün biraz. Çıkalım. Yani çok da bir seçenek yok zaten. Yani çıkacağız. It's Alfred. Yine Alfred geldi. Taramalımı çıkarayım da ben. It's just no fun if you hide. Come on out. I promise not to kill you. Just yet. Cover me. All right. Koca tüfekle ne yapmayı düşünüyorsa başka. Begging to get his ass kicked. Türkçe meali dayağı parayla arıyor. A bomba attı. Bombayı ateş edeceğiz sandım bir an. Neyse ki tuşa basacakmışız. Havada bombayı vuruyormuşuz falan. Ulan be. Kaçtı. Ne kaçtı ya? Calm down. You need to focus. I got it. You don't have to tell me. Claire bıçak kullanıyordu. Biz nasıl kullanıyoruz bıçağı acaba? Şu anda onu merak ettim. Zombi değil mi? Aynen. Bol bol. Bol bol zombi. Sprey al. Heh. Bol bol zombi. Şunları vurayım güzelce. Hoy şapkanı çıkar. Yaklaşmasını bekle. Oha tek de öldü. Yo ölmüş pardon. Heh. Nihayet. Ana! Oo. Ay, otu ha, alabildim tam. Sorun yok, sorun yok. Sövecektim tam otu alamadım kamera çok hızlı döndü diye de. Şunları topla. Şunları ateş et. This guy definitely needs his head examined. Claire'ın taklidini yapıyor. This guy has problems. Şuradaki külçe altın alabilir miyim? Aldım, teşekkür ediyorum. Thank you.
bu orijinalde de vardı. Princess Claire, Prince Steve here shall protect you from all evil spirits. Yeah, right. By the way, thanks. This place. It sure doesn't look like a training field to me. Dediğim kısım burası galiba. Do whatever it takes to get through this, okay? Ödüm koptu lan. Hiç beklemiyordum. Böyle yavaş yavaş gideceğiz herhalde. Yani sol olsun madem ya.
starting to get lost in here. Oha. Emlota dondu bayağı bildim bu arada. Birkaç saniye. Tam dedim aha emülatör kapanacak. Bizim kayıt da boşa gidecek. Ben de bir ana avra söyleyeceğim dedim ki açıldı. Kayda nasıl yansıdı bilmiyorum ama bayağı bir 10 saniye falan dondu herhalde emülatör. Hey, how about showing yourself, huh, Alfred? You yellow son of a bitch! How long do we have to put up with this? It's all. Sağ olsun şoför. Ignore him. He's just looking for attention. Wow. He's even more immature than I thought. Sounds like we're getting to him. All of his victims will be happy to see his miserable face when we make him pay. Be careful. We don't know what's down there. Sinir bozucu bir kısım burası ya. Sevmedim hiç. Biraz daha hızlı ilerlesenem keşke. Zaten sıkıcı bir kısım. Bundan yavaş ilerledikçe daha da sıkıcılaşıyor. Yürek yemiş. Hey, is that it? I was hoping for a challenge. Bitmiş olsun lütfen. Hey, are you deaf? Come on out. Steve, what's wrong? Done already? Steve gidelim hadi. Warming up. I ain't finished yet. Fazla laf yapma oğlum hadi gidelim gidelim. Let's go. I'm gonna lose my mind if I stay here any longer. Çünkü kurtulduk be buradan. Şimdi uçağa gideceğiz herhalde. Sonra da Antarktika kısmı falan filan. Sonra da klasik Umbrella laboratuvar kısmı.
Bir kere kullandık gerçi. Spreyimiz de duruyor. Orada birkaç eşya vardı, alamadım bu arada. Ulan kusma üstüme. Can basalım. Dota bol bol var. Altın alayım. Belge güzel. Gökten zombi yağıyor. Bize de zaten gökten yağsa yağsa zombi ya. For Umbrella. Nobody, just another face in the crowd. He was a rat. A mole. He tried to leak some data, make some quick cash, but they caught him. And they killed my mother. And then they took me. Steve. It was his fault. He was stupid. He was... Let's go. Steve'in babasını da öldürmek durumunda kaldık. Pieces. Ooh, splendid. But first, how about a little brain teaser? The girl and boy, destined to be one, will reveal the way. Girl and boy? What? Take your time to think about it. Oh, my God. What is that? Allow me to introduce you to my beautiful pet. Bir boss var herhalde. O yer altında, aynen. Solucan boss değil mi? O iri solucan boss'u. Aynen. Here.
Sağlık balıkları kıyamıyorum. Böyle mi devam edecek bu? Öyle artık lan. It's gone under again. Where is it? Öldü galiba bu sefer. Is it over? Yeah, I took care of his little pet, and he's next. Güzel. Bu bölümü bile de bitirdik. Es almışız, tertemiz. Şimdi şuradan bir customize bakayım. Bir sürü upgrade var. Puanımız güzelmiş. Biraz machine gun'a basalım. Mesela reload speed ya da dur. Power olsun, vazgeçtim. Power'a basalım. Puan kalmadı. Neyse, buradan main menü diyorum canlar. Bölümü burada bitireyim. Şimdi Game of Oblivion senaryosunun İkinci ve üçüncü kısmını oynadık. Şimdi dördüncü kısmı var. Gelecek bölümde de bu kısmı oynarız. Artık oyun bizi artık nereye yönlendirirse bu senaryoyu bitiririz yüksek ihtimalle. Çünkü Operation Heavy senaryosunu bunu bitirdikten sonra devamını açacakmış gibi duruyor. O yüzden yani Game of Oblivion senaryosuyla devam. Evet canlar, bu bölümü burada bitiriyorum ben. İzleyen herkese çok teşekkür ederek kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Ve gelecek bölümde görüşmek üzere.